Yönetim şekli, federal yarı başkanlık tipi cumhuriyet olan Rusya, 17.075.400 km² yüzölçümü ile, dünyanın en geniş ülkesidir. Dünyadaki yaşam alanının 8'de 1'ini kapsar. Rusya, aynı zamanda 2014 yılı verilerine göre, 144 milyon nüfusu ile, dünyanın en kalabalık 9. ülkesidir. Kuzey Asya'nın tamamına ve Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmına uzanan Rusya, 9 zaman dilimine yayılır ve üzerinde çok çeşitli çevre ve yer şekilleri bulunur. Rusya'da, 23 dünya mirası, 40 biyosfer rezervi, 41 milli park ve 101 doğa rezervi bulunmaktadır. Rusya'da, kereste, petrol, doğal gaz, kömür, cevher ve diğer mineral kaynakları dahil olmak üzere, geniş doğal kaynak rezervi bulunmaktadır. Rusya Federasyonu, 85 adet federal bölüme ayrılmaktadır. Bu federal birimlerin hepsi, eşit bir biçimde, iki delege ile, Federasyon Konseyi'nde temsil edilirler. Federal bölümler, sahip oldukları özellik bakımından farklılık gösterirler. Ülkenin başkenti ise Moskova'dır. Diğer önemli şehirleri, Saint Petersburg, Kazan, Novosibirsk, Samara ve Kaliningrad'dır. Kuzeybatıdan güneydoğuya, Rusya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. Deniz sınırı olarak, Ohotsk Denizi ile Japonya ve Bering Boğazı ile, bir ABD eyaleti olan Alaska'yla da komşudur. Rusya sınırları içinde 160 farklı etnik grubun konuştuğu 100 farklı dil vardır. Fakat ülkenin resmi dili Rusçadır. Bunu, en yüksek konuşma oranıyla, Tatarca ve Ukraynaca takip etmektedir. Ülkede, en çok konuşulan yabancı dil ise, İngilizcedir. 10. yüzyıldan bugüne, Rusya'da Ortodoks Kilisesi hakimiyeti vardır. Hristiyanlığın oldukça yaygın olduğu ülkede, Müslüman, Hindu ve Budist nüfusla yaşamaktadır. Rusya'nın tarihi, 3. ve 8. yüzyıllar arasında Avrupa'da tanınan bir grup olarak ortaya çıkan, Doğu Slavları ile başlamaktadır. 9. yüzyılda, Varegler tarafından kurulan ve yönetilen, Orta Çağ Kiev Rus Devleti, ortaya çıktı. 988 yılında, Ortodoks Hristiyanlığı kabul eden devlet, Bizans ve Slav kültürlerinin sentezine aracı olmuştur. Bu devlet dağılınca, ortaya çıkan küçük devletler, Moğollar tarafından istila edilip, Altın Orda Devleti'nin kolları haline gelmiştir. Altın Orda Devleti'nden ayrılarak, bağımsızlığını ilan eden Rus prenslikleri, yavaş yavaş yeniden birleşip, Moskova nezliğini kurmuştur. 18. yüzyıla gelindiğinde, büyük ölçüde fetih, ilhak ve keşif yoluyla, Avrupa'dan, Polonya'ya, Kuzey Amerika'dan, Alaska'ya kadar uzanan tarihin, en büyük 3. imparatorluğu olan, Rusya İmparatorluğu haline gelmiştir. 1917 Ekim devriminden sonra, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, dünyanın ilk anayasal sosyalist devleti ve 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin zaferinde, belirleyici bir rol oynayan tanınmış bir, süper güç olan Sovyetler Birliği'nin, en büyük ve önde gelen kurucusu olmuştur. Sovyetler döneminde, dünyanın ilk yapay uydusu ve ilk insanlı uzay uçuşu dahil olmak üzere, 20. yüzyılın en önemli teknolojik başarıları gerçekleştirilmiştir. Rusya Federasyonu, Sovyetlerin dağılmasının ardından, 1991'de kurulmuştur. Rusya'nın büyüklüğü itibariyle, farklı iklim tipleri vardır. Orta bölgelerde, tundra iklimi görülür ve burası ve uç güneydoğu bölgeleri dışında, nemli karasal iklim, ülkenin her yerinde hakimdir. Güneydeki dağlar, Hint Okyanusu'ndan gelen sıcak hava kütlelerinin girişini engellemekte olup, ülkenin batı ve kuzey bölgeleri, Arktik ve Atlantik'in etkilerine açıktır. Kuzey Avrupa Rusyası ve Sibirya'nın çoğunluğu, yarı Arktik iklime sahiptir. Arktik Okyanusu kıyılarında ve Rus Arktik adalarında ise kutup iklimi hakimdir.
Rusya ekonomisi, dünyanın en büyük 9. ve satın alma gücü paritesine göre ise 6. ekonomisidir. Rusya, dünyanın en büyük maden ve enerji kaynaklarından birine sahiptir ve dünyanın en büyük doğal gaz üreticisidir. Rusya, büyük güçlerden biri olup, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi, G8, G20, Avrupa Konseyi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun önde gelen bir üyesidir. Soğuk Savaş sonrası hızla kabuk değiştiren Rusya, bugün dünyanın en kalabalık, pahalı ve lüks ülkelerinden biridir. Moskova'nın her tarafında art arda açılan lüks alışveriş merkezleri, oteller ve eğlence kulüpleri, sadece Ruslara değil, Moskova'ya gelen herkese hizmet vermektedir. Ülke çapında, çok sert geçen kışlardan dolayı, Rusya'yı yaz aylarında gezmeniz tavsiye edilmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.